videosunu buluruz bir yerden bakarız. İnceleriz bizi saranı. Oyun için annesini öldürdü ne ya? He came right around here, walked up right behind me and shot me right in the head. Diyor nasıl? And then he turned. He hit her three times. Ne diyorsun nasıl? And she died almost instantly. He kept trying to give me the gun and I wouldn't. Then there was a knock on the door. My son-in-law busts the door wide open, knocks Danny aside, sees all the blood, sees the gun sitting on a coffee table. And he just looks at Heidi and says, do not come in here. Call 911. What's going on? I don't know what happened. I just came over to my parents' house because we were going to watch the game. And my mom is shot and my dad is shot and my brother's here. Does anybody know what happened? Did your brother shoot your parents? I don't know. I think so. Bakaya bak la. Ekim 2007'de Ohio Wellington'da başından vahşice vurulan Mark Patrick'in kusursuz ailesinin üzerine karanlık çöktü. Adam da İbrahim Tatlıses gibi de değil arkadaşlar. İbrahim Tatlıses uzaktan mermi yedi. Bu adamın arkadan dibinden iki el sıkmış, adam ölmemiş la. Olaya bak la. Allah Allah. Yere düştüğünde sevgili karısının yanında yattığını ve onun hayatının elinden alındığını gördü. Çok kötü bir görüntü bu arada ya. Hiçbir zaman unutamazsın. Yaşamak için çaresizce mücadele eden Mark, hayatta kalabilmek için elinden gelen her şeyi denedi. Kızı Heidi, kocasıyla birlikte eve... Bir tane vaka izlemiştik, hatırlıyor musunuz? Bayağı bir saat hayatta kalmıştı biri evde. Ondan sonra polis mi ne yanlışlıkla tutukladı, o yüzden bayağı bir sıkıntı çekmişti. Girdiğinde karşısında duran dehşet verici sahneyi görür görmez hemen 911'i aradı. Polis olay yerine koştu ve yaptığı incelemede bu çifti öldürmekten sorumlu tek bir katil olduğunu öğrendi. Hiç vakit kaybetmediler ve kısa süre sonra kovalamaca başladı. Peki katil kimdi ve bu aileyle herhangi bir bağlantısı var mıydı? Böylesine korkunç bir eylemin arkasındaki sebep neydi? Mark ve Susan Patrick 23 yıldır evliydi. İki kızları Heidi ve Holly ve bir oğulları Daniel Patrick isimli 3 çocuğu olan sevgi dolu bir çiftti. Mark Wellington'da bir papazdı. Ailenin babası papaz. Doğru muyum? Susan Maryland'de doğdu ve bir Hristiyan kolejine devam ederken Mark'la tanıştı ve evlenmeye karar verdi. Anne de öğretmen mi? 3 çocuk Hristiyan bir ailede büyüdü. Anne babalarını sevip saydılar ve Wellington kasabasında 5 kişilik mutlu ve huzurlu bir aile oldular. Tertemiz. Hepsinin ailenin en küçük ferdi olan ve Danny olarak bilinen Daniel'a karşı bir zaafı vardı. Danny 16 yaşında ve Wellington Lisesi'ne devam ediyordu. Ailesini seven, neşeli ve arkadaş canlısı bir gençti. İncil okumayı da çok severdi. Okuldan uzaklaştırma kaydı olmayan ve ortalama ile iyi arasında notlar alan sıradan bir öğrenciydi. Daniel futbola büyük bir tutkuyla bağlıydı. Ancak bu küçük mutlu aile için her şey değişmek üzereydi. Bir gün bütün her şey alt üst oldu. Ne amanım, CSGO falan mı oynuyor, ne oynuyor? 20 Ekim 2007 Patrick ailesi için normal bir gün olarak başladı. 2007. Demek ki normal oyunlar oynuyor böyle. Çok online tarzı oyunlar değil. FIFA herhalde. Neşeli bir sabah geçirmişler. CS 1.6 falan olabilir. Ve en büyük kızları Heidi akşam kocasıyla birlikte onları ziyaret etmeyi ve ailece bir beyzbol maçı izlemeyi planlıyordu. Akşam saat 7 sularında Daniel son derece neşeli bir şekilde aşağı indi. Anne ve babasına doğru yürüdü ve heyecanla konuşmaya başladı. Tamam. Hey mom and dad. I have a surprise for you. Will you close your eyes? And I glanced over at Sue and I was like, okay, I mean, cool. We thought maybe he... Ne diyorsun la sen? Böyle deyip lob sıkıyor mu? Was going to be showing us something or apologizing about all the video game tension. Merakla dolu olan anne ve babası bir süre sonra gözlerini kapatıp beklemeye başladılar. Ancak onlar henüz gözlerini açamadan Daniel babasının dolabından ailesine ait silahı aldı ve tetiği çekti. Allah Allah.
Kurşun tam Mark'ın kafasına isabet etti. Kendini uyuşmuş hisseden Mark, Daniel'ın karısı Susan'ı önce göğsünden sonra sağ kolundan 3 kez vurduktan sonra son kurşunu kafasına sıkmasını izlerken yere yığıldı. Çok kötü ya. Susan hemen ölmüştü. Ve iş bittikten sonra Daniel babasının yanına giderek silahı ona tutturdu. Abi Mark, de adama tutturuyor silahı, piçe bak. Ka silah kendisinin olduğu için onu tutması gerektiğini söyledi. Ancak Mark artık onunla birlikte değildi. Akşamın ilerleyen saatlerinde gelmeyi planlayan Heidi kocasıyla birlikte gelmişti. Daniel ön kapıya doğru koşarken paniğe kapıldı. Kapıyı açtı ve ablası içeri girip giremeyeceğini sorduğunda içeri girmemelisin. Annemle babam büyük bir tartışma yaşadı diye cevap verdi. Oo, çakala bak çakala. Heidi oturma odasından gelen hafif inleme seslerini duyabiliyordu. Ve dikkatle dinlediğinde babasının yardım için seslendiğini duydu. Falan. Bunun üzerine Daniel'ı iterek eve girdiğinde onu dehşet verici bir manzara karşıladı. Daniel silahı tekrar eline almıştı. Ama Heidi'nin kocası onun ne planladığını hemen fark etti ve silahı gencin elinden zorla aldı. Helal olsun. Helal olsun baba. Silahı elinden alınan Daniel hiç vakit kaybetmeden aile kamyonetine binerek kaçtı. Uzadı şimdi bu velet ama şu an belli bu bebe. Kaçarken en sevdiği oyunu da yanına aldı. Heidi herhangi bir soru soramadan Daniel kaçıp gitmişti. Heidi hemen 911'i aradı. Oyuna bak, takıntıya bak. Oyunu da almış yanına gitmiş. What's going on? I don't know what happened. I just came over to my parents' house because we were going to watch the game. And my mom is shot and my dad is shot and my brother's here. Does anybody know what happened? Did your brother shoot your parents? I don't know what it is, so... Oyunu söylemediler. Polis genci yakalama umuduyla etrafa dağılmaya başladığında TRT Haber 127 kişiyle host atmış. Hoş geldiniz TRT Haber. Oyun oynamak için arkadaşının evine giden Daniel'ı yakalamaları uzun sürmedi. Bir dakika durun, izleyelim. Odağımızı da attınız ya. Giden Daniel'ı yakalamaları uzun sürmedi. Hoş geldiniz. Baba yalanı görüyor musun yalanı? Why would my dad shoot my mom? I don't know, man. Daniel polis tarafından gözaltına alındıktan sonra sorgu odasına götürüldü ve dedektifler onu o akşam meydana gelen olaylarla ilgili olarak sorgulamaya başladı. Daniel sorgu odasında evinin konforundan uzakta otururken bir yandan da kendi kendine huzursuzlanmaya başladı. Ancak dedektifler onu sorgulamaya geldiğinde Daniel o akşam tam olarak ne olduğuna dair bir hikaye uydururken ve tüm suçu babasının üzerine atmaya çalışırken hiç tereddüt etmedi. Bu planlamış, ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Çünkü silah tutturmayı falan filan hemen anında şey yapabiliyor. Aklına tutturabiliyor, anladın mı? Planlamış bu çakal. And then walk back out. And then I heard a gunshot. Baba. I ran out there. Ağlıyor la bir de bebeğim valla. Been shot. Çakala bak. He pointed the gun at me. Baba. Then he said he was sorry and then he shot himself. Anlaşılır ki o profesyonel dedektifler o silahın mermisinin giriş açısından bile anlar amanım kendine sıkmadığını. Zaman geçtikçe amca bak, oyuncu gibi la. Bildiğin tiyatro sergiledi lan. Sorry. Yetenekli piç. Çakala bak. Zaman geçtikçe ve dedektifler daha fazla ayrıntı vermesi için ona baskı yapmaya devam ettikçe Daniel gerilmeye başladı. Battery 50%. Ve gerçekler kafasına dank etti. Dedektiflerin Daniel'a her şeyi doğru bir şekilde itiraf ettirmeleri çok uzun sürmedi. Üstüne gidince öttürmüşler bebeği. Çünkü sorgunun baskısı genç çocuğu rahatsız etmeye başlamıştı bile. Oyununu oynamasına izin vermedikleri için kendi annesini vurup öldürdüğünü itiraf etti. Bu muymuş yani? Bu durum
önlerinde oturan genç çocuğa bakan polis memurlarını şaşkına çevirdi. Daniel tekrar sorgulandığında... Bence bu yalan ya. Vallahi başka bir şey çıkar bunun altında. Bu olamaz ya. Bu video oyunuyla ilk ne zaman tanıştığını ve bu oyunun onu nasıl kendi ailesini öldürdüğü için sorgu odasına sürüklediğini anlatmaya başladı. Oyun neymiş, çok merak ettim ya. Daniel'ı annesini soğukkanlılıkla öldürmeye iten ve aynı zamanda babasını da kafasından vurarak öldürmeye çalışmasına neden olan şey ne olmalıydı? Daha fazla araştırma ve sorgulamanın ardından polis, geçmişte yaşanan ve sonunda bu korkunç sonuca yol açan bir dizi olayı ortaya çıkarmaya başladı. Var abi, altında bir şey var, ben size söylüyorum. Patrick ailesini karanlık ilk kez sardığında yıl 2007 idi. Daniel kayak yaparken yaralanmış ve bir çeşit enfeksiyon kapmıştı. Okay. Tamamen yatağa bağımlıydı ve sağlığından ve hızlı iyileşme sürecinden ödün vermeyen ailesinin merhametine kalmıştı. Okay. Ağır omurga hasarı nedeniyle... Kafa gitmiş bak, yine ağır omurga hasarı. Bu tarz direkt beyine etki edecek, izleyin. Bir yıl boyunca eve bağlı kalan Daniel... Benim annem bilgisayarla oynamama izin vermiyordu. Ben gizli gizli giriyordum. Gizli gizli oyna kanka. İşte nesli şah, psikolojisi bozuk zaten. İzle şimdi, göreceğiz. Artık arkadaşlarıyla futbol oynayamıyor ve televizyon ve video oyunları gibi farklı eğlence biçimlerine sığınmak zorunda kalıyordu. Okay. Babası ona bir oyun konsolu hediye etti ve Daniel video oyunları dünyasına girdi. Ailesi oyun zamanını asla kısıtlamadı. Tamam. Ancak bir din adamı olan Mark şiddet içeren oyunlara müsamaha göstermiyordu ve Daniel'ın ilgi alanı da tam olarak bu yönde ilerliyordu. Çok geç... Call of Duty falan mı? Halo'ymuş. ...meden şiddet içerikli yeni bir oyuna olan takıntısı artmaya başladı. Bu yeni oyundan çok etkilenen Daniel, oyunun bir kopyasını satın almak istedi. Ancak Mark hemen hayır dedi. Fakat bu Daniel'ı durdurmadı ve oyunun bir kopyasını satın almaya karar vererek odasının penceresinden gizlice kaçtı. Oyun alışkanlığı babası tarafından kontrol edilmediği için yavaş yavaş daha da kötüleşmeye başladı. Daniel zaman zaman günde 8 saat oyun oynuyor ve kendi evinde oyun oynama fırsatı bulamadığında arkadaşının evine gidip orada devam ediyordu. Yani bu benim çocukluğum amına koyayım. Babası Mark, oğlunun hiç durmadan saatlerce silahlı oyun oynadığını öğrenince evde bu oyunu oynamasını yasaklamaya karar verdi. Tamam, bu herkesin ailesinde de oluyor. Bize de annem modemi söküp kaçırıyordu. Çıldırıyordum, kafayı yiyordum, duvarları tırmıklıyordum. Neden anne, neden? Ancak hiçbir şey Daniel'ı en sevdiği oyunu oynamaktan alıkoyamadı. Arkadaşlarının evlerinden oyunun bir kopyasını çalıp oynuyordu. Tamam, bulmuş çözümünü, bulmuş evet. Bu durum Mark'ı çileden çıkardı ve Patrick evinin dört duvarı arasında gerginlik başladı. Mark 2007 yılında çoğu ebeveyn gibi bu yeni oyun türüne oldukça şüpheyle yaklaşıyordu. Bu tür şiddet içeren oyunları oynamanın bireyin akıl sağlığını ve ruh sağlığını etkilediğini düşünüyor. Ne alaka baba yani, sen aman aman o zaman savaş içeren film de izleme. İşte ne bileyim ya, etrafında hiç öyle bir dizi de izleme. Bu ne alakası var yani? Bu da babam. Nedenle Hristiyan inançlarına bağlı olan Mark Daniel'a IQ'su düşük insanları etkiliyor olabilir ama zaten bunlardan etkilenecek, işte psikolojisi bunlara çok yatkın olacak, böyle şeyler olacak insanlar illaki kendini ona yöneltecek bir şey bulur. İlla bu oyun olmak zorunda değil, bir kitaptan bile etkilenebilir, anladın mı? Bir kitap okur, kitaptaki bir hikaye çok hoşuna gider, kafasında onu canlandırır, kurgular, der ki aa falan hani. Bundan etkilenecek adam her şeyden etkilenir ki, sen onu engelleyemezsin yani. Abi sesin çok az, yok Ceren'cim sen de ses az. Sesim az olamaz. Merve abone olmuş, hoş geldin. Ya oyunu oynamayı bırakması ya da evden taşınması yönünde bir ultimatum verdi. We had video games in our home. Danny and I played Madden football all the time. We did the racing games, motocross, all those type of games, sports games. And we had no problem. We had a lot of fun with them. We would just play for hours and hours and hours. 3 days straight and only taking a bathroom break and eating a bowl of cereal, no sleep. Oh. He changed. Bu harbi benim ya. Bu harbi benim. Significantly. He was very outgoing, very... Çocukluğumuzda illaki 3-4 gün bunları yaşamışızdır yani arkadaşlar. Tanıdık geldi yani. Şimdi burada kimse bunlara yabancı gibi bakmasın ya. Buradaki çoğu kişi gamer. Arkadaşlar. Bu yazın biz yani.
oluyordu. Daha 8-9 gün önce 45 saat Rust yayını yaptık ya. 3 günde. 15-30-45. Ya 3 günde 45 saat ne demek? 3 gün 2 günü yayındaydık. Very fun loving, very goofy kid, and he became very secluded. I don't care what the game is. If all you're doing is pointing a gun at people and killing them, these games are not acceptable for children. We would not allow them for any reason whatsoever in our home. Daniel ikincisini seçti. Arkadaşının evinde kalmaya başladı ve ikisi birlikte günde 18 saat oyun oynayarak Daniel'ın takıntısını Lazona Rust için KPSS'i ertelemiş adam değil mi abi ha? Rust için KPSS'i ertelemedi. Rust için üniversitesini bir sene uzattı. Gözler önüne serdiler. Daniel'ın arkadaşının ailesi onun evden ayrılmak gibi bir planı olmadığını ve oyun oynamaya devam ettiğini fark edince endişelenmeye başladı. Sonuç olarak Daniel'ın ailesini aradılar. Bu Daniel için kötü bir haberdi. Çünkü artık oyununu oynamasına izin verilmeyen eve geri dönmek zorundaydı. Daniel eve döndüğünde oyununa hemen el konuldu. Bebede de harbi değişik bir kafa yapısı var bu arada yani. Misafirliğe gidip 18 saat de oyun oynamazsın yani. Bu kafayı kırmış. Bu durum Daniel ve ailesi arasında büyük bir tartışma. Misafirliktesin çünkü yani anladın mı? Misafirlikte baba ezilip büzüleceğim. Ben öyleyimdir yani hani küçüklükte. Misafirliğe gittiğim zaman ezilirim, büzülürüm. Baba lahmacun uzatırlardı bana, yemezdim. Eve gidince lahmacun siparişi verirdim. ...çıkmaya yol açtı. Ancak Mark sözünde durdu. Ve oyunu mükemmel bir şekilde sakladığından emin olduğu anahtar... Küçükken öyleydi oğlum. Şu an tanıdığım birine misafirliğe gidersem sıkıntı yok. Çünkü benim tanıdığım için gidiyorum. Ama küçükken annenin babanın tanıdığı. Büyük akrabalar. Hani öyle misafirliğe gidiyorsun. Ama şu an misafirliğe gidiyorsam... Kendi arkadaşıma, kendi sevdiğim insanlara gittiğim için çekinmem yani hani. Ama o küçükken öyledir yani, ne bileyim. Eylül abone olmuş, 5. ay hoş geldin. Kanka Igor sesi de tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Yaşar. Tezgah lan bu. Osman ne yapıyorsun ya? Tüylerimizi dikeltme kanka. Tar olmadan erişilemeyen ve iki tabancasının da bulunduğu aile kasasını... Anne Mert doymamış. Hayır hiç onu arkadaşıma bile belli etmezdim ki. Oturup gelip beni hani annesi de falan orada söylerler ya Mert doymamış falan, o mahcubiyet var ya, o mahcubiyet. Yok yani. Abdullah Avcı mıydı? Aynı o mahcubiyet. Tabii ya, Sıdıka teyzelere gittiğimde bu hiç unutmadım. Ben önceden de hep yayınlarda anlatıyordum. Sıdıka teyzelere gittim, çok sevdiğim bir pideci vardı. Etlikte hashtag reklam özler döner. Çok iyi lahmacun yapıyordu, tamam mı? Ondan sonra işte annemler, Sıdıka teyzeler falan orada lahmacun isterken döndüler. Mertciğim sen de ister misin evladım? Yok ben tokum dedim. Ama içim öyle bir gitti ki o lahmacunu yemedim diye. Hiç yemedim. Annem de anladı. Eve gidince de anneme dedim ki anne bana bir lahmacun isteyebilir misin? Canım annem ondan sonra lahmacunu koydu. Baba televizyonun karşısına kuruldum. Yer sofrasında lahmacunu bir serersin baba. Yeşillikler mece. Doldur babam doldur. ...sında tutmaya devam etti. Çocuk öyle yani baba. Değil mi? Tanımam etmem yani şimdi hani. Çekiniyorum. Benim tanıdığım için gidilen bir yer değil ya sonuçta. Çekinirdim. Küçükken ne bileyim, herkeste de vardır öyle şeyler. Mark Daniel'ın aile dolabına erişimi olmadığı için bu adımın oğlunun nihayet hayatına devam etmesine yardımcı olacağından emindi. Ancak oğlunun değiştiğini görme umutları en akıl almaz şekilde paramparça oldu. Daniel 20 Ekim 2007'de anne ve babasını vurmaya karar verdi. Ve babasını yaralayıp annesini öldürdü. Adamın ölmemesi de çok ilginç la. Mucize la. Ancak evden kaçmadan önce oyununu almayı da unutmamıştı. Ablası onu polise ihbar etmeye karar verdi. Daniel annesini öldürdükten sonra birlikte oyun oynamak için arkadaşının evine gittiği için polis kovalamacası hemen sona erdi. Ooo kafayı kırmış. Oyunu da alıyor, arkadaşına gidiyor oynamaya. Ve memurlar tarafından yakalandı. Sıyırmış oğlum. Abu. Sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Ve ilk başta kaçmak için hikayeler uydurmaya çalışsa da sorgu odasında otururken hissettiği baskı nedeniyle kısa süre sonra tüm suçu itiraf etti. Deli la. Böylece Daniel'ın itirafı polislere ona karşı suç dosyası açmak için yeterli kanıt sağlamış oldu. Bu obsesif kompulsif bozukluk değil mi bu? Psychologist. O
Obsesif kompulsif bozukluk. OKB evet. OKB bu. Kübra demiş ki Japon kadın nerede? Ha Japon kadın psikolog da harbi ya. Japon kadın burada mısın? Hayır abi orospu çocuğu bu. Ya Osas ne diyorsun ya? Bir ihtimal OKB gibi. Ha Japon kadın bir ihtimal OKB dedi. Bir ihtimal. Peki teşhisiniz nedir Japon kadın? Teşhisiniz nedir? Anasının suçu yok. Ruhu orospu çocuğu. Baş baş konuşmayın ya bir durun. Hele Japon kari. Yazacak mısın yayına mı devam edeyim? Abi OKB. OKB. Aha ha ha. Ama yeterli anamnez yoktur. Anabacı bir daha yapma. Ortalık karışır. Öyle anamnez manamnez. Tamam. Öyle şeyler biz anlamayız. Biz anlamayız öyle şeylerden. Senin anonim. Anamnez. Anamnez ne ya? Dur bakayım bakacağım. Anamnez. Anamnez, doktorun hastaya teşhis koyma amaçlı olarak hastaya sorduğu sorular sonucu elde ettiği hastanın öyküsüdür. Arkadaşlar kendi cahilliğimize çekilelim biz bu Japon kadın. Ezer geçer. Medikal geçmiş yani hocam. Eyvallah hoca. İyi seyirler hoca. Ben yatıyorum arkadaşlar. Şu an bu hikaye bitmeden yatma. Hikaye bitsin öyle yaz. Yat. Mark hastaneye kaldırıldı. Japon kadın gerçekten... Sana ne Emir? He? Sana ne amına koyayım? Time out'un Emir'e 5 dakika. Ve ardından göz çukuru ve çenesi için yeniden... Japonlara ve Korelilere olan iğrenç zorbalıklarınız beni bıktırdı artık. Tamam. K-pop'un sonuna kadar destekçisiyiz. Sonuna kadar. Nasıl iş döktü atıyorlar. Emir'in banını açın. Emir sen de her şeyi merak etme kardeş. Tamam. Aslan. Hadi arkadaşlar. ...şekillendirme ameliyatları da dahil olmak üzere 5 ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Hem fiziksel hem de zihinsel acı Mark'ın komaya girmesine neden oldu. I was in the hospital for I think 30 days. They did 5 surgeries on me. Reconstruction surgeries to my eye socket, the roof of my mouth, my jaw, just all kinds of stuff. I couldn't stop thinking about what happened that night. And the more I thought about it, the more I wanted to kill him. Abi de onu öldürmek istiyor. Hastanede yaşam mücadelesi verdiği için karısının cenazesini kaçırmak durumunda kaldı. Mucizevi bir şekilde Mark, kafasına aldığı ağır darbeden sonra bile hayatta kalmayı başardı. 2 hafta koma... Yalnız çok büyük mucize arkadaşlar ya. Harbi büyük mucize la. ...da kaldıktan sonra nihayet kendine geldiğinde beynindeki ağır hasar nedeniyle tüm bedensel işlevlerini yeniden öğrenmek zorunda kaldı. Ancak bu süreçte Mark çok daha büyük bir mücadele... Kaç yılda kendine gelecek oğlum adam? ...veriyordu. Bu, sevgili oğlunun karısının ölümüyle sonuçlanan bir video oyunu gibi önemsiz şeyler yüzünden karısını ve kendisini vurmasını izlemenin acısı ve öfkesiydi. I said, God, I hate that kid. I hate him. He's my son, but I hate him. And so I told God, you know what? The next time I see him, I'm gonna kill him. Mark öfkeliydi ve oğlunu kendisi... Öldürecek mi ki la? ...sine ve en önemlisi karısına yaptıklarından dolayı affedemeyeceğini biliyordu.
Ancak bir ebeveyn, bir baba olmak bazen sevginin gücünü, adalet duygusunun önüne geçirir. Ve Mark'a da böyle oldu. Daniel'ın duruşması başlamak üzere. Hayda, suikast mi geliyor la? Deyken Mark. Vallahi mahkemede bir çekecek gibi zurnayı. Karısının hakkını aramak istese de oğlunu hapse gönderemeyeceğini biliyordu. Bir din adamı olan ve Hristiyan inançlarına sadık kalan Mark, affetmekten daha büyük bir şey olmadığını biliyordu. Ve oğlunu bu alçakça davranışından dolayı affetmeye hazırdı. Ne diyorsun lan sen? Daniel'ın kız kardeşleri de yavaş ama kararlılıkla Daniel'ı annelerini onlardan çaldığı için affettiler. Daniel'ın duruşması 15-17 Aralık Rookie on fire, hoş geldin. 2008 tarihleri arasında Ohio'da yapıldı. Daniel Patrick'in duruşması gerçekten duygusal bir duruşmaydı. Daniel, işlediği suçtan dolayı pişmanlık duyduğunu ve sorumluluk taşıdığını gösterdi. Ben size bir şey diyeyim mi? Bence bu adam tezgaha düşürecek, bu çocuğu öldürecek. Duruşma boyunca ağladığı ve zaman zaman babasına baktığı görüldü. Mark konuşmak üzere kürsüye çıktığında mahkemedekiler duygu dolu anlar yaşadı. What's written in this letter is not only my views, but the views of my entire family. I'm writing this letter on behalf of my son, Danny, Petra. Danny has had to face and is now facing the very serious consequences of what he did on October 20th, 2007. I know, without any doubt, he has severe regret, remorse, and guilt. Bayağı pişman amına koyayım. Oyun oynamaya gitti lan. Yarın bir gün bu çocuk eve geldiğinde baba ben şunu dışarı çıkmak istiyorum dediği zaman, bu adam dese ki ne dışarısı şöyle çek otur içeri dediği zaman ne yapacak, tetikte mi bekleyecek? I can't count the number of times he has told me that he is so sorry for what he did and he'll never be able to forgive himself. I can also count the number of times he has told me that he's so happy that I survived. So glad still be able to see me. İlişkileri bir daha kurtulamaz bence ya. Çok zor baba. Çünkü çok büyük bir yara var bu yara. He told me that numerous times. Çok büyük bir sınav. Çok zor bir sınav bu arada ya. Şu an buradan konuşması kolaydı arkadaşlar. Harbi zor yani. Şimdi burada psikolojisi bozuk bir çocuğun var. Sen babasın. Eşin ölmüş. Eşini öldüren çocuğun. Canın kanın. I love you, Danny. I can't count the number of times that he said, Dad, I miss Mom. I miss Mom. His pain runs very deep, and it should. I believe it should run deep. And if his pain did not run deep, I guarantee you I would not be standing here speaking on his behalf. I call him like I see him. And I would not stand here at all on his behalf if his pain didn't run deep. I know it does. Contrary to others' opinions. Buna ek olarak duruşmada Daniel'ı desteklemek için yaklaşık 25 kişi geldi. Bunlar arasında arkadaşları ve akrabalarının yanı sıra büyük babası gibi birinci dereceden ailesi de vardı. Ancak tüm bunlara rağmen Daniel Patrick, asgari ceza olan 23 yıl sonra şartlı tahliye imkanı ile ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Tamam. Daniel'ın alabileceği en yüksek ceza, savcı tarafından önerilen şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasıydı. Daniel, ağırlaştırılmış cinayet, ağırlaştırılmış cinayete teşebbüs ve delilleri karartmaktan suçlu bulundu. Daniel, yaşı nedeniyle ölüm cezasına çarptırılamadı. Ancak yargıç ifadesini verdiğinde birçok kişi tepkisini dile getirdi. In this particular case, not so much the violence of the game, because I believe in the Halo 3, what it amounts to is a contest to see who can shoot the most aliens who attack. Doğru yani Halo öyle bir oyun. It's my firm belief that after a while, the same physiological responses occur
that occur in the ingestion of some drugs. And I believe that an addiction to these games can do the same thing. The dopamine surge, the stimulation of the nucleus accumbens, the same as in addiction. Şu anda her şey dopamin pompalıyor ki. Ya şimdi bu çocuk bir kendi anne babasını vuruyor, bu cezayı alıyor. Bundan önceki yavşak 54 çocuğa neler neler yapıyor, hapse zar zor gidiyor. O ayrı bir vakaydı o ya. O ayrı bir vakaydı. Such that when you stop. Öyle oğlum, adam küçük çocukların gözde tepilip tepilip öldürüyor. Adama hiçbir şey yapmıyorlar. Bir de zaman da gerçekten çok önemli ya. Your brain won't stand for it. The other dangerous thing about these games, in my opinion, is that when these changes occur, they occur in an environment that is delusional. Because you can shoot these aliens, and they're there again the next day. You have to shoot them again. And I firmly believe that Daniel Petrick had no idea at the time he hatched this plot that if he killed his parents, tekrar canlanacaklar. Abartma lan, öyle şey mi olur? They would be dead forever. But dayı, boş yapma ya. Edebiyat kasmayın Allah rızası için ya. Gerçeklikle oyun arasındaki farkı da idrak edebilecek bir yaşta. 16-17 yaşında bu çocuk. I believe there's hope here. I believe that it will start here. And at some point when all is known about Daniel and what occurred here, we will be able to achieve a greater sense of justice. Yargıcın verdiği ifadelerin tıbbi ya da psikolojik bir kanıtı olmadığı için onun bu cümleleri pek de sağlıklı değildi. Evet, bir de bu arada bayağı böyle bilir kişi gibi konuşmuş da yani. Kendi fikrini böyle davada sanki çok net bir yargıymış gibi. Bir yandan hani şey yapmış ama böyle bence kamuoyuna böyle bir açıklama yapması hiç doğru değil. O zamanki aileler, mahalleler çok feci etkilenmiştir bundan ya. Dahası hiçbir araştırma silahlı oyun oynamanın çocuklarda cinayet düşüncesi yaratacağından bahsetmiyordu. Öyle bir şey yok lan, ben çocukluğumdan beri silah oyunu oynuyorum lan. Warband. Lan çocukluğum benim 11 yaşım. Kılıçla adam kesiyorduk amına. Pat 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 pat. Savaşlara giriyorduk. %100, 150'ye 150 herkes online. Ya hiç kılıç alıp da birini kesesim gelmedi yani. Daniel. Başkalarında olabilir ama abi. Elifçim. Ama oradaki problem o zaten... Başkaları. Oradaki problem bence oyun değil zaten, anladın mı? Oradaki problem oyun olsa, oyun oynayanların çok büyük bir yoğunluğunda gözükür bu. Belli bir, yüksek bir oranda. Elifciğim. Daniel şu anda Grafton Islah Evi'nde cezasını çekiyor ve 2030 yılında şartlı tahliye için başvurabilecek. Bakalım, 6 yıl sonra çıkıyor la. Oğlunun cinayetten hüküm giydiğini görmek, Mark ve iki kızı için gerçek. Yani sende olmadı diye başkalarında olmayacak değil diyorum. Tamam Elifçim. Yani şöyle bir şey de var o zaman yani. Şuradaki bunu girip bununla cinsel ilişkiye girmek isteyen de var. Anladın mı? Elifçim. Bak şimdi mesela. Şunu görüp şu tek göze bak falan hani. Bunu diyen de var Elif. Bu kadar ince düşünemezsin her şeyde yani. Gerçekten çok zordu. Mike Wazowski, oh my god falan, anladın mı? Ancak karısını kendi oğlunun ellerinde kaybetmek onu... Bence öyle yani. Tamam Elif, işte bizce de böyle. Hala rahatsız ediyordu. Mark yeni bir aşk bulmuş olsa da Susan her zaman kalbindeki yerini koruyacaktı. Patrick ailesi, ailelerinin en küçük üyesi Daniel Patrick'in bir gün hayatta ikinci bir şans elde etmesini umut ediyordu. Herkes Daniel'ı affetmişti. Çocuk ve ergenlere mal ve gelişmemiş gözüyle bakılması durumu beni deli ediyor. Pek çok şeyin farkındalar. 7-8 yaşlarından sonra soyut kavramlar dönemi giriyor. Burada ebeveyn ve öğretmenlerin farkındalığı çok önemli. Abi çocuklar, şimdi bakmayın arkadaşlar. 2 yaşındaki, 3 yaşındaki çocuk çoğu şeyi yapabilir yani. Şey değiliz oğlum, böyle ezik büzük varlıklar değiliz yani. Baya baya yetenekli
birçok şeyi başarabilecek. En basit örneği Kenan Sofoğlu'nun oğlunu görmüyorsunuz mu? Nasıl araba sürüyor bebe. Ama full onun üzerine eğitim almış. Full işte çocukluğundan beri onun üzerine yapa yapa, ama bir bakıyorsun böyle bir araba sürme yok mesela. Bu tamamen senin yönelimlerinle, sana nasıl davranıldığıyla. Ne çocuklar var yani hani. Belki 7 yaşında seninle bir konuşmaya girer, aklın götüne girer yani. Ve sadece cezasını çekerken iyi olmasını umuyorlardı. Daniel'ın işlediği bu suç herkesi derinden yaralamıştı. Ama hiç kimse adalet ve baba sevgisi arasında duran Mark kadar etkilenmemişti. Sonunda oğluna duyduğu sevgi onu mahkemede oğlunun yanında durmaya kadar itti. Yani biraz olay olan anneye olmuş gibi hissettirdi bana niyeyse yani. Hani adam eşi öldükten sonra tedavisi bitiyor ve çocuğu korumaya başlıyor. Elinden gelse çocuğu hapse sokmayacak. Gidiyor başka bir kadınla da evleniyor. Sanki böyle hani adalet olmasa. Yani. Ama bir de bak şu yoruma da katılıyorum. Bak pişman olduğunu asla inanmıyorum. Bence de yani pişman, yalan bir pişmanlık gibi o. Sanki kendini pişman olduğuna inandırmış gibi geliyor o çocuk bana. Hani çocuk sanki pişman değil de kendini o pişman olması gerektiğine inandırmış. Hani yalancıktan değil de ona inandırmış gibi geliyor bana. Çünkü gerçekten pişman olan bir insan orada gerçekten hani babası can çekişirken, annesi şey olduğunda, ablasıyla eşini öldürmeye çalışmaz harbiden. Denemez yani bunları, anladın mı? Yalandan tiyatro kuruyor, bir yandan babasını terk ediyor, bir yandan ablasına tekrar saldırmaya çalışıyor, bir yandan ne bileyim kaçıp gidiyor oyun oynamaya falan. Bilmiyorum, çok değişik. Harbi çok değişik. Oyun oynamaya kaçıyor. Bir de oyun oynamaya gidiyor ya. Dick Broken.